RT Haber Merkezi'nden günün gelişen olaylarıyla karşınızdayız. Şimdi haberler. Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Ercan Can'dan AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal ve partililerle Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti, destek istedi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Ercan Can'dan beraberinde AK Parti Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal, Belediye Meclis Üyesi adayları, ilçe başkanı Fatih Çakır, ilçe yöneticileri ile Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Faruk Yazıcı'nın kapıda karşıladığı Milletvekili Can'dan ve beraberindekiler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlık makamında bir araya geldiler. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker, yerel yönetimin hükümet desteğini arkasına alması gerektiğini vurguladı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Ercan Candan'ın ilçenin sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlamaya çalıştığını vurgulayarak milletvekilimiz Ercan Candan çok mütevazi biridir dedi. Sınırı var. Bunu bırak diyoruz ama bıraktıramadık hala. Yaptığı birçok hizmeti hep perde arkasında kalmıştır. Yani hep örtüldü. Sağ olsun, yani bunun bilinmeyen yönleri çok, en fazla da bu bilinmeyen yönlerini biz biliyoruz. Ve her zaman da desteklediğimizin en büyük nedenlerinden bir tanesi o. Bize milletvekili değil, kardeş olmuştur. Sağ olsunlar. Her zaman yapmış olduğu iyilikler böyle fazla öne çıkmıyor. Esasında bunu da çıkartmanız lazım sizin. Duyurmanız lazım. Hakikaten bunlar çok önemli şeyler. Bunların bilinmesi lazım. Sağ olsun işte Hüseyin kardeşimizle birlikte şimdi belirli bir mücadelenin içerisine girildi. Bu mücadelede de sizin anlatımınız çok önemli açıkça. Bunları bu saatten sonra artık mütevazilikle bir tarafa, bu projelerin, konuların her zaman anlatılması lazım ileriye dönük. Biz her noktada, her konuda organ sanayimiz dahil, yatırımcılarımız dahil destek almışızdır. Bunlar konuşulmuyor, edilmiyor ama bundan sonra konuşulması lazım. Yani Sayın Vekilim sadece Ankara'da kendi hükümet nezdinde, millet meclisindeki görevlerini ifaden ziyade belki fazlasıyla bize zaman ayırmıştır. Bütün bunların bilinmesi lazım. AK Parti Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Ercan Can'dan da Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek şunları ifade etti. Bilinden daha çok biz de bunun bilinci içerisinde sanayi ve ticaret odası hakkında ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız tabii ki. Önümüzdeki günlerde daha güzel şeyler olacaktır. Daha güzel gelişmeler olacaktır. Bunları zamanı geldikçe göreceksiniz. Bundan sonra da yine birçok açıklamalarda bulunuruz. Ben halkımıza tekrar selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hüseyin kardeşimize de desteklerini onlardan bekliyorum. Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığından gerçekleştirilemedi. Meclis toplantısının açılışı ile kapanışı tam bir dakika sürdü. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, toplantının resmi oturumu öncesi yoklama yaptırdı. 25 belediye meclis üyesinin 9'unun hazır bulunduğu belirlendi. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle toplantının bir gün sonraya ertelendiğini belirtti. Değerli meclis arkadaşlarım, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepiniz her zaman olduğu gibi sevgili, barış, dostluk duygularını selamlıyorum ve yoklama yaptırıyorum. Yardım Karadan, Burhan Çınar, burada. Hamdi Çakır, burada. Cumhur Nalcı, burada. Sibel Yıldız, burada. Hasan Pınarcık, Selime Yılmaz, Nejat Bakan, Nalan Köseoğlu Selvi, Fevzi Ekşi, İskender Özay, Mustafa Kalkan, Esra Alpago, Yusuf Kalay, Eyüp Karaslan, Mustafa Kumaş, Adem Çakır, burada. Ve Başkan Halit Pospıyık. Burada. Değerli arkadaşlarım, meclisi temin edemedik. Gereksel olması için 14 meclisine ihtiyacımız vardı. Ama arkadaşlarımız mazeretlerine de yer katlamadan tahmin ediyorum. Dolayısıyla meclisi temin edemediğimiz için oturumu kapatıyorum. Yarın saat, aynı saatte 11'de tekrar meclisi toplantıya çağırıyorum. Çok teşekkür ederim. AK Parti grubundan sadece Adem Çakır katılırken Cumhuriyet Halk Partisi grubundan ise yeni dönemde aday gösterilmeyen Erol Çivici, Ali Yağmuroğlu, Nalan Selvi Keseoğlu ve Selime Yılmaz'ın katılmadığı gözlendi. Belediye Meclis Üyesi Mart ayı olağan toplantısı Perşembe günü saat 11'e ertelendi.
Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, Karadeniz Ereğli Tersaneler Bölgesi'ndeki alana geçici yükleme boşaltma limanının yapılacağına yönelik girişimleri eleştirerek, bölgede küçük hesaplar yapılmasın, uzun vadeli hesaplar yapılarak bölgenin yararına olacak işlere beraber imza atalım dedi. Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, Alport Liman Projesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, son zamanlarda kamuoyunda Karadeniz Ereğli Tersaneler Bölgesi'ndeki alana geçici yükleme boşaltma limanının yapılacağına yönelik söylemlerin ise manidar olduğunu söyledi. Alport Liman Projesi ile ilgili Taşyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Tuğranlı'nın da katıldığı Alaplı'da düzenledikleri toplantıda Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Akçakoca ve Düzce'deki Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve yöneticilerinin, sivil ve toplum örgütlerinin Alport Liman Projesi'nin yanında olduklarını deklare ettiklerini hatırlatan Ocak şunları söyledi. Alport Limanı ile ilgili çok değerli basın mensupları, Alport Limanı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Son zamanlarda kamuoyunda oluşan Ereğli'deki tersaneler bölgesindeki alana geçici olarak yükleme boşaltma limanı yapılacağıyla ilgili çalışmalar yapıldığıyla ilgili duyumlar aldık. Bu konuda Ereğli'deki, Zonguldak'taki, Akçakoca'daki, Düzce'deki sivil toplum örgütlerinin, Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkan ve yöneticileri ve meclis başkanlarıyla Alaplı'da yaptığımız ve Alport Limanı'nın işleticisi Taşyapı AŞ'nin sahibi Sayın Emrullah Turanlı'yı da Alaplı'ya bölgemize getirdik. Bu konudaki toplantıda bütün sanayi ve ticaret odalarının Alaplı'daki yapılacak Alport Limanı'nın yanında olduklarını, tamamıyla desteklediklerini o günkü toplantımızda deklar etmişlerdi. Bugün ne olduysa Ereğli'deki bu alanın, tersanayi bölgesindeki boş alanın şu an geçici olarak yükleme boşaltma limanı yapılacağı söylentilere ulaşmakta. Ben bu konuda kamuoyuna şunu belirtmek istiyorum. Eğer davamız Alaplı ise biz bu limanın Alaplı'ya yapılacağı endişesini kesinlikle taşımıyoruz. Alaplı liman yapılacaktır. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Çünkü biz hiçbir şekilde devletten destek, devletten yardım beklemiyoruz. Yatırımcımız tamamen kendi imkanlarıyla, kendi bütçesiyle bu yatırımı yapacaktır. Sayın Turanlı'nın da Türkiye'deki yaptığı işler bellidir. Büyük projelere imza atmıştır. Bunu yapabilecek güce sahip olduğunu, bu konudaki finansmanının kendisinde olduğunu bize buradaki ticaret ve sanayi odalarıyla yapmış olduğu toplantılarda kendileri diğer sivil toplum örgütlerinin başkanlarına da belirtmiştir. Kendileri de bu konuda buradaki ticaret ve sanayi odalarının, bölgedeki ticaret ve sanayi odalarının destek olduklarını görünce buradaki yatırım azmi bir kat daha artmıştır. Ben bu konuda Alaplı'daki Alport Limanı'nın tamamen izin süreci bitmiş, ÇED raporu alınmış, tüm projeler yapılmış, sadece ve sadece Ulaştırma ve Denizcilik Havalimanı Bakanlığı'ndan yer tahsisi konusundaki izni kalmıştır. Bu iznin de bir an evvel hükümetimiz tarafından verilmesini istiyorum. Alaplı'da Alport Limanı'nın bölgeye çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Asla ve asla Filyos projesine karşı bir proje değildir. Filyos projesinin devamındaki bir proje olarak nitelendiriyoruz. Alport Limanı'nın çevre illerin yanı sıra bölgedeki yatırımcılara faydalı olacağını belirten Ocak konuşmasına şöyle devam etti. Düzce özellikle yatırım noktasında limanın Düzce bölgesine daha çok faydası olacağını, Düzce'deki yatırımcının bugün Haydarpaşa'ya limanına ve Gebze limanına yüklemelerini oradan yaptıklarını bütün kamuoyu biliyor. Oysa ki Alaplı Alport Limanı Düzce'ye 65 kilometre yakınlığında, Haydarpaşa ve Gebze limanları yaklaşık 140 ile 150 kilometre civarındadır. Bunun yurt dışı bazındaki ihracatta da o yatırımcıya, ihracat yapan firmalara destek olacağını düşünüyoruz nakliye açısından. Bu konudaki Filyos projesinin bölgeye, Düzce'ye uzaklığı da zaten yaklaşık 150-160 kilometredir. Çünkü eğer Filyos'a siz bugün büyük bir proje yapsanız da Düzce'deki, Bolu'daki, Adapazarı'ndaki yatırımcının yine bu bölgedeki Filyos projesindeki limana gitmeyeceğini herkes biliyor. Burada son çıkan bu Ereğli yükleme boşaltma limanı ile ilgili de bu buradaki böyle bir ağırlığı kaldırılacak bir proje değildir. Orası sadece tersaneler bölgesi yapıldığında, tersanelerde yapılan gemilerin işleri bittikten sonra iç donanımının yapılması için oluşturulan bir havuzdur. Buranın liman için yapılmasının limana dönüştürülmesi konusundaki masrafları devlet tarafından karşılanacaktır. Ayrıca oradaki bütün tersane sahiplerinin bu konuda izinin olması gerekiyordur. Oradaki havuz bütün tersane sahiplerinin ortak bir havuzudur. Bütün tersane sahiplerinin gemilerinin iç donanımı yapılacağı ortak bir havuzdur. Oysa ki bölgede küçük hesaplar yapılmasın diyorum. Uzun vadeli hesaplar yapılarak bölgenin yararına olacak bir
işleme beraber imza atalım diyorum. Bu Alaplı dolmuş, Ereğli dolmuş, biz bunun hesabını yapmıyoruz. Ama 4-5 yıl önce burada yola çıkılan ve projenin tamamı onaylanmış, artık çek raporları alınmış, sadece izin noktasındaki konusunda bütün herkes bizim yanımızda olurken bugün böyle bir şeyin ortaya çıkmasını manidar olarak değerlendiriyorum. İnşallah biz Ereğli ile Alaplı ile asla ve asla birbirimizde rekabet olan bir ilçe olarak birbirimizi görmüyoruz. Çünkü bugün yapılacak Alaplı'ya yapılacak limanın veya hükümetimizin, Sayın Başbakanımızın deklar ettiği gibi 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık hedeflerinde bu yapılacak ihracatların limanlardan yapılacaktır. Bunun için bölgemizdeki, ülkemizdeki şu anki mevcut limanların 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracatları karşılayacak güçte değildir. Bunun için ülkemizde daha çok limanlara ihtiyaç vardır. Ben Alport Limanı'nın Alaplı'ya yapılacak olacağından çok eminim. İnşallah 30 Mart'tan sonra bütün sivil toplum örgütleriyle, Sayın Başkanım'la, diğer sivil toplum örgütleriyle, Alaplı halkıyla, siyasilerle bu konuda ağırlığımızı koyacağız. Alaplı'ya bu limanın yapımını gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ereğli'ye bağlı Gülüç Beldesi Örencik Mahallesi sakinleri bir apartmanın çatısına yerleştirilen güneş enerjisi sistemi görünümlü baz istasyonunun kaldırılması için eylem yaptı. Örencik Mahallesi sakinleri baz istasyonunun 1,5 sene önce yerleştirildiğini ve güneş enerjisi sistemi görünümü verildiğini yeni fark ettiklerini ifade ederek kaldırılması için 280 imza topladıklarını ifade etti. Mahalle halkı adına konuşan Güner Baytekin, mahallede 300'e yakın mahalle bulunduğunu ve ev sahiplerinden 280 imza toplayarak kaymakamlığa verdiklerini söyledi. Mahallemizde kurulan baz istasyonundan dolayı toplandık. Ne zaman kuruldu? 1,5 yıl önce kuruldu. Güneş enerjisi sistemi görünümü verilmişti. O yüzden fark edemedik. Fark ettiğimizde de zaten bir sözleşmesi varmış ve sözleşmenin iptal olması için sözleşmenin süresinin geçmesi gerekiyormuş. 280 kadar imza var elimde. Bu binanın sahibi burada tanınmış bir insan olduğu için, sözü geçen bir insan olduğu için yani biz bunu hep önümüze engel olarak çıktı. Nereye gittiysek sözümüzü geçiremedik o yüzden. Neden kaldırılmasını istiyorsunuz? Kanserojen madde yayıyor. Bunu herkes biliyor. Baz istasyonlarının 500 kilometre içerisinde radyasyon yaydığını. Yani bir kere baz istasyonlarının yerleşim bölgesinde olmaması gerekiyor. O yüzden biz de toplandık. Peki ne istiyorsunuz yetkililerden? Beklentiniz ne? Bunun kaldırılmasını istiyoruz. Bir de böyle bir yasa çıksın ki mahalle arasına kurulmasın. Takibini yapsınlar. Yani büyük şirketler tamam rant için bunu herkese ikna ediyorlar ama mahalle içinde istemiyoruz. Ve bizim yani illaki bu kurulacaksa buradan iletişim sağlanacaksa tepenin arka tarafı gayet boş. Ormanlıksa yüksek tepe zaten. Mahallenin içinde değil. 500 kilometre. Mahalle sakinlerinden Emriye Demirel de baz istasyonunu kuran bina sahibiyle görüştüklerini, kaldırılmasını istediklerini söyledi. Borcum derdim var demiş, biraz demiş ödeyeyim borcumu ondan sonra demiş, ben demiş bunu kaldıracağım demiş. İmza topladım mahalle olarak, hiç kimse bir şeyi gelmedi yani sonuç gelmedi. Tabii ki burada mahallenin hepsi kaldırmasını istiyor. Yani sağlık açısından. Biz seslenemiyor. Bizim bir sesimiz olmaz. Hepsi de istedi koydurmak, biz hepsine de engel oldu. Ama bunu fark edemediğimiz için koymuşlar, kaldırmıyorlar. Kaldırmalarını da istiyoruz. Mahalle olarak istiyoruz yani çevre olarak. Kalksın. Mahalle halkı açıklamalarının ardından evlerine dağıldı. Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları beslenme ünitelerine yenilerini ekledi. Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü konuya ilişkin şu açıklamada bulundu. Hayvanseverler ve muhtarlardan gelen istekler doğrultusunda mevcut beslenme ünitelerine 4 adet daha ilave edilmiştir. Belediyemiz atölyesinde imalatları yapılan beslenme ünitelerinin bakımı ve temizliği ile sokak hayvanlarının beslenmesi, müdürlüğümüz personeli ile Gönülden Hayvansevenler Derneği yetkilileri ve hayvanseverlerle birlikte gerçekleştirilecektir. Sokak hayvanları beslenme ünitelerinin konulduğu yerlerin adresleri şöyle. Kirmanlı Mahallesi, Vahide Hanım Konakları altındaki trafonun önü, Akarca Mahallesi Salı Pazarı ilerisindeki otobüs durağının yanı, Süleymanlar Mahallesi Erguvan Evleri yanı, Bağlık Mahallesi Birnoğlu Manolya Sokak. Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ilimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu, Perşembe günü hava sağanak yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 15, en düşük hava sıcaklığı 10 derece. Cuma günü hava çok bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 14, en düşük hava sıcaklığı 8 derece. Cumartesi günü hava yağmurlu, en yüksek hava sıcaklığı 10, en düşük hava sıcaklığı 7 derece. RT Haber Merkezi'nden günün gelişen olaylarını aktarmaya çalıştık. Bir sonraki haber bültenimizde buluşmak üzere esenlikler dileriz.